Arkadaşlar merhaba. Oran orantı konumuzun ikinci bölümüyle beraberiz. İlk önce orantının tanımıyla başlayalım. İki oranın eşitliğine biz orantı diyoruz. Burada A bölü B, C bölü D iki oran olmak üzere. Bu eşitlik bizim için bir orantı ifadesidir diyoruz. Mesela bir örnek verelim. Bir araç 5 litre yakıt ile 100 kilometre yol alsın. Farklı bir araç 10 litre yakıt ile 200 kilometre yol alsın. Burada yakıtı yola oranladığımızda oranımız 1 bölü 20 çıkıyor. Aynı şekilde ikinci durumda bir sadeleştirme yaptığımızda yine 1 bölü 20 çıkıyor. Dolayısıyla buradaki oranların eşitliği bizim için bir orantı ifadesi oluyor. Biz A bölü B, C bölü D orantısını bu şekilde de ifade edebiliriz. Burada bu orantıda B ve C bizim için içler, A ve D ise bizim için dışlar olarak ifade ediliyor. Burada da gösterildiği gibi içler ve dışlar olarak görünüyor. Orantının kuralları ile devam edelim. Bir orantıda içler çarpımı ile dışlar çarpımı birbirine eşittir. Bu çarpıma biz çapraz çarpım diyoruz. Çapraz çarpımı gelecek yılda çok kullanacağız. Özellikle rasyonel denklemler konusunda bayağı bir işimize yarayacak. Burada içler olan a çarpı d eşittir dışlar olan b çarpı c eşitliği bizim için bir orantıyı ifade ediyordu. Mesela bir örnek verirsek 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 6 ifadesinde 2 kere 6 12, 3 kere 4 12 diye ifade edilir. Bir orantıda içler kendi arasında yer değiştirebilir. Yani biz A ile D'yi ya da B ile C'yi kendi arasında aynı şekilde dışlar da kendi arasında içler de kendi arasında yer değiştirebilir olarak ifade edebiliriz. A ile D, B ile C kendi aralarında yer değiştirebilir. Eşitlik değişmez. Bir orantıda pay ve paydalar yer değiştirebilir. Yani A ile B, D ile C yer değiştirebilir. Ama ikisi aynı anda. Birisi yer değiştirince diğeri yer değiştirmezse olmaz. İkisinin de aynı anda yer değiştirmesi gerekiyor. Bir orantıda verilmeyen terim bulunurken içler çarpımı ve terimler arasındaki ilişki kullanılır. Dolayısıyla biz orantıda verilmeyen terimleri bulurken genellikle içler dışlar çarpımı yöntemini kullanacağız. Örneğimizi inceleyelim. 3 bölü 5 eşittir. 18 bölü x ise x kaçtır diyor. Birinci olarak içler içler çarpımını kullanalım. İçlerimiz olan 3 ve x çarptığımızda 3x. Dışlar 5 ve 18. 5 kere 18. Dolayısıyla buradan 3x eşittir. 5 kere 18'den 90'dır. Burada her iki tarafı bilinmeyenin kat böleceğiz. Denklemlerden hatırlıyoruz. 3'ler gitti. 90'ı 3'e böldüğümüzde x eşittir. 30 olarak bulunur. İkinci yol terimler arasındaki ilişki. Bunu pratik olarak çok kullanacağız. 3 bölü 5 eşittir. 18 bölü x ifadesinde 3'ün 6 katı 18'e eşit olduğu için oranın bozulmaması için 5'in de 6 katını almamız lazım. Dolayısıyla 5 kere 6 eşittir 30 olur. Yani x eşittir 30 olarak bulunur. Verilen oran çiftlerinin orantı oluşturup oluşturmadığını kontrol edelim şimdi. Birinci ifademize baktığımızda 2 bölü 3 ve 5 bölü 7 oranlar verilmiş. Bunların orantı oluşturup oluşturmadığını görmek için bizim içler dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla 2 bölü 3 eşittir 5 bölü 7 mi? Bunu bu görmek için içler dışlar çarpımı yapacağız. 2 kere 7, 14, 3 kere 5, 15. Dolayısıyla eşitlik olmadığı için bu ifade bir orantı oluşturmuyor. Buraya baktığımızda 4 bölü 3, 8 bölü 6. Burada işler şey çarpım yaptığımızda 4 kere 6, 24. 3 kere 8, 24 eşitlik olduğu için burada bir orantı vardır. Bunu şöyle de görebiliriz. 4'ün 2 katı 8, 3'ün 2 katı 6. İkisinde de 2 iki katını aldığı için orantı oluşturuyor da diyebiliriz. Üçüncüye baktığımızda 6 bölü 9, 4 bölü 6. 6 kere 6, 36. 9 kere 4, 36. Burada da eşitlik olduğu için bu da bir orantı oluşturuyor. Dördüncüye baktığımızda 5 bölü 12, 10 bölü 18. 15 ile 18'i çarptığımızda 90 yapıyor. 12 ile 10'u çarptığımızda 120 yapıyor. Dolayısıyla burada eşitlik yok. Dolayısıyla bu ifadede bir orantı belirtmiyor. Evet, burada da verilen orantılarda verilmeyen terimleri bulalım. Birinciye baktığımızda 2 bölü 5 eşittir x bölü 20. Burada x'in değerini bulmak için yapacağımız şey içler dışlar çarpımı. Yani 2 ile 20'yi çarpacağız. 2 çarpı 20 eşittir 5 çarpı x. Burada her iki tarafı bilinmeyenin katsayısına böldüğümüzde 5'e böleriz. 5'ler birbirini götürür. Burada çarpıp sadeleştirmektense çarpmadan da sadeleştirme işlemi yapabiliriz. 5'e böleriz 1, 20'yi 5'e böleriz 4, 4 kere 2 buradan x eşittir 8 olarak bulunur. İkinciye baktığımızda 12 çarpı x yani 12x eşittir 14 çarpı 18. Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde 12'ler burada birbirini götürür. 18 ve 12'yi 6'ya bölebiliriz. 6'ya böldüğümüzde 3, 6'ya böldüğümüzde 2, 2'ye böldüğümüzde 1, 2'ye böldüğümüzde 7. Buradan x eşittir 7 kere 3'ten 21 olarak bulunur. Aynı şekilde 3. ifadede işler şarj çarpımı yaptığımızda 20x eşittir 15 çarpı 48. Her iki tarafı 20'ye bölelim. Burada dediğim gibi çarpma yapmayalım. Direkt sadeleştirmeye gidelim. Zaten sonuçta yine sadeleştirme yapacağımız için çarparak sadece sayıların değerini büyütürüz. 5'e böldüğümüzde 3, 5'e böldüğümüzde 4, 4'e böldüğümüzde 1, 48 4'e böldüğümüzde 12. Buradan x eşittir 3 çarpı 12'den 36 olarak bulunur. Dördüncü soruda yine işler işler çarpımı yaptığımızda 40x eşittir 16 çarpı 25. Her iki tarafı 40'a böldüğümüzde 40'lar birbirini götürür burada. 5'e böldüğümüzde 25'i 5 yapar. 40'ı 5'e böldüğümüzde 8, yap 8 yapar. 8'e böleriz 1. 16'yı 8'e böldüğümüzde 2. Buradan da x eşittir. 2 kere 5'ten 10 olarak bulunur. Evet. Burada da orantılarda bilinmeyen değerleri terimler arası ilişkilerden bulacağız. Birinciye baktığımızda 4'ün yarısı 2 o zaman 8'in yarısı 4 olacak. x eşittir 4 olarak bulunur. Burada ikinci de baktığımızda 4'ün 20 olması için 5 ile çarpılması lazım. Dolayısıyla 3'ün 5 katı x 3 kere 5'ten 15 olur. Burada 12'den 4 olması için 3 ile bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 42'yi 3'e böldüğümüzde x eşittir 14 olarak bulunur. Sorularımızla devam edelim. Birinci sorumuza baktığımızda Selin'in yaşının kardeşinin yaşına oranı 4 bölü 3'tür. Selin 12 yaşında olduğuna göre kardeşi kaç yaşındadır diyor. Burada hemen şu şekilde yazarsak Selin bölü kardeşi eşittir 4 bölü 3. Selin'in yaşını vermiş bize 12. Kardeşinin yaşını bilmiyoruz. Burada iki türlü yapabiliriz. İşler işler çarpım ya da oranlamadan yapabiliriz. Burada baktığımızda 4'ün 3 katı 12 ise 3'ün 3 katını aldığımızda kardeşinin yaşı x eşittir 9 olarak bulunur. İşler işler çarpımı yaptığımızda 3 kere 12 36 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir 9 olarak da bulunabilir. İkinci sorumuza baktığımızda 10 litre zeytinyağının fiyatı 220 TL. 3 litre zeytinyağının fiyatı kaç TL'dir? 10 litre bölü 220 TL. 3 litre kaç TL dediğimizde onun 22 katını alıyorsam 3'ün de 22 katını alacağım. Cevap 3 çarpı 22'den x eşittir 66 TL olarak bulunabilir. Ya da 220 çarpı 3 bölü 10'dan da yapabiliriz. Üçüncü sorumuza baktığımızda Deniz aldığı hikaye kitabının 2 bölü 5'ini okudu. Okuduğu sayfa sayısı 36 olduğuna göre Deniz'in kitabı bitirilmesi için kaç sayfa daha okuması gerekir diyor. 2 bölü 5'ini okumuş. Yani 5'te 2'sini. E 5'te 2'si 36 sayfa ise tamamı kaç sayfa? Burada baktığımızda içler içler çarpımı yapalım bunda da. 36 çarpı 5 180 eşittir. 2x her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 2'ler gider. x eşittir 90. Yani kitap 90 sayfalık 36 sayfasını okursa geriye kalan sayfa sayısı 54 olarak bulunur. Dördüncü sorumuz devam edelim. Saatte 120 kilometre yol alan bir araç 600 dakikada kaç kilometre yol alır? Burada ilk önce zaman birimli bize saat olarak vermiş. Burada da dakika olarak istiyor. Dakikayı saate çevirdiğimizde 600 dakika eşittir. 1 saat 60 ilk olduğu için 60'a böldüğümüzde 10 saat yapar. E burada 1 saatte 120 kilometre yol aldığını söylüyor. O zaman 10 saatte 10 katı kadar yol alacak. Yani 1200 kilometre yol alacak. Beşinci sorumuza baktığımızda birinci şekil belli bir oranda küçültülerek ikinci şekil elde ediliyor. Orantıyı kullanarak x değerini bulunuz. Birinci şekilde birimler bize metre verilmiş. ikinci şekilde santimetre verilmiş. Burada bunları santimetreye çevirebiliriz. Ama çevirdiğimizde de yine sadeleştirdiğimizde her ikisinden de böleceğimiz için sonuç değişmeyecek. Santimetreye çevirerek de yapabiliriz. Çevirmeden de yapabiliriz. Burada 100 metre demiş. Bunu santimetreye çevirmek için iki sıfır ekleriz. Yani 100 ile çarparız. 210 metre demiş. Santimetreye çevirmek için iki sıfır ekleriz. Eşittir. 8 bölü x. Buradan 3 sıfır. Buradan da 3 sıfır gittiğinde 10 x eşittir. 8 çarpı 21. Buradan da 10 x eşittir. 168. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde x eşittir 16 tam 10'da 8 santimetre olarak bulunur. Birinci sorumuzda başlayalım. 7. sınıf öğrencisi Semih, lise öğrencisi abisinin matematik kitabını karıştırırken oran orantı konusunda gözü takılıyor ve orantının bir özelliği gözüne çarpıyor. Özellik şöyle, burada A bölü B, C bölü D, E bölü F oranları verilmiş. Orantı sabitimiz K. Bu payları topluyoruz. Paya yazıyoruz paydayı topluyoruz. Paydaya yazıyoruz. Dolayısıyla pay bölü payda yine bize aynı orantı sabitini verecek. Semih bu özelliği aşağıda verilen soruda uygulamaya çalışıyor. Buna göre x artı z işleminin sonucu olarak aşağıdakilerden hangisini bulmuştur? Burada baktığımızda payları topladığımızda x artı z bölü y artı t eşittir 3. Y artı T'yi biz 1 tam onda 8 olarak buluyoruz. Dolayısıyla X artı Z eşittir. 1 tam onda 8 çarpı 3'ten 5 tam onda 4 santimetre olarak bulunur cevap D. İkinci sorumuz ile devam edelim. ABC rakamları farklı 3 basamaklı bir sayı olmak şartıyla. A bölü B eşittir. B bölü C'ye orantısı sağlıyorsa bu sayıya orantısal sayı denir. 248 için bu örnek durumu vermiş. Buna göre üç basamaklı en büyük orantısal sayı ile üç basamaklı en küçük orantısal sayının toplamı kaçtır? Burada üç basamaklı en büyük sayı 9'larla başlayan bir sayıdır. Bunun için A, B, C sayısında biz B'nin yerine 6 verirsek A bölü 6 eşittir 6 bölü C olacak. Buradan da A çarpı C eşittir 36. A'nın yerine 9C'nin yerine 4 dolayısıyla en büyük sayımız 964 olarak bulunacak. En küçük sayı için A bölü 2 2 bölü C Buradan da A çarpı C eşittir. 4 olarak bulunacak. A'ya 1, C'ye 4 verdiğimizde sayımız 124 olacak. Topladığımızda 8, 8, 10 yani 1088 cevap C. Dördüncü sorumuz ile devam edelim. Bir galeride 2018 yılında yapılan araba satışlarının sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Satılan gri araba sayısı kırmızı araba sayısının 2 katından 6 fazladır. Kırmızı araba sayısına x derisek gri araba sayısı 2x artı 6 olacak. Satılan beyaz araba sayısı siyah araba sayısının 3 katından 18 eksiktir. Siyah araba sayısına y dersek beyaz araba sayısı 3y eksi 18 olacak. Satılan kırmızı araba sayısı siyah araba sayısından 9 eksiktir. Yani x eşittir y eksi 9. Kırmızılara x, siyahlara y demiştik. Bu galeride satılan kırmızı araba sayısının gri araba sayısına oranı 3 bölü 7 olduğuna göre Kırmızı x gri 2x artı 6 ydı. Yani x bölü 2x artı 6 eşittir 3 bölü 7. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda 7x eşittir 3 kere 2'den 6x artı 18. Buradan da x eşittir 18 olarak değerimizi buluruz. Buna göre toplam araba sayısı nedir diyor. Burası 18, burası 42. Y x 18 ise y'nin alacağı değer 27 oluyor. Burası 27. Burasının değeri de 63 çıkıyor. 18 42 27 ve 63. Bunları topladığımızda toplam araba sayısı 150 oluyor. Cevap D. Bir diğer sorumuz ile devam edelim. Yukarıda tombala oyununda kullanılan bir kart gösterilmiştir. Yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla tombala oynayan Derya kartlar arasından birini rastgele seçmiş ve yukarıdaki kartı almıştır. Derya kutudaki sayıları incelerken sayılardan biri hariç tamamının ikişer ikişer oranı alındığında orantı oluşturduklarını fark etmiştir. Buna göre Derya'nın fark ettiği orantıyı oluşturan oranlarda hangi sayı bulunmaz? Burada baktığımızda 5 var. 2 katı 10 var, 12 var, 2 katı 24 var, 17 var, 2 katı 34 var, 30 var, 2 katı 60 var ama 26'nın herhangi bir oranla olduğu sayı yoktur. Cevap C. Bir diğer sorumuz ile devam edelim. Bir süpermarketin manav reyonunda patates ile ilgili kampanya yapılmıştır. Verilen kampanya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada baktığımızda 10 kilogramlık patates çuvalı 35 liradan satılıyor. 30 kilogramlık patates çuvalı 120 liradan satılıyor. Burada 1 kilosunu bulmak için 35 TL'yi 10 kilograma böldüğümüzde 1 kilosunun fiyatı 3 lira 50 kuruş ya da 3,5 TL olarak ifade ederiz. Burada 120 liraya ikinci durumda 30 kilogramlık alıyoruz. Burada da 4 TL olarak kilogram fiyatı bulunur. Her iki kampanyadaki 1 kilogram patates fiyatları aynıdır diyor. A yanlış. Büyük boy patates çuvalının kilogram fiyatı 50, 50 kuruş daha ucuzdur diyor. Yanlış. Küçük boy patates çuvalının kilogram fiyatı 50 kuruş daha ucuzdur. Doğru. 4 liradan 3,5 liraya çıkardığımızda 50 kuruş daha ucuzdur. Cevap C. Bir diğer sorumuz ile devam edelim. Yukarıda tahtada yazan orantıya göre n yerine kaç gelmelidir diyor. Burada n'nin değerini bulabilmek için bizim içler dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla 2 ile 2n artı 3'ü 3 ile de n eksi 2'yi çarpacağız. 2 çarpı 2n artı 3 eşittir 3 çarpı n eksi 2. Burada 2'yi içeriye dağıttığımızda 2 kere 2'den 4n artı 6. 3 içeriye dağıttığımızda 3n eksi 6 olur. Artı 3n'yi buraya gönderirsek eksi 3n artı 6'yı buraya gönderirsek eksi 6. Bunlar yer değiştirdi. 4n'den 3n çıkarsa n eksi 6 eksi 6 daha eksi 12. N'nin değeri eksi 12 olarak bulunur. Cevap B. Bir diğer sorumuz ile devam edelim. Birlikte tatile gidecek olan Bahadır ailesi ile Yorgancı ailesi tatile kimin arabasıyla gidecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Bahadır ailesinin K marka, Yorgancı ailesinin L marka aracı vardır. K ve L marka araçlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 500 kilometrelik bir yola çıkacak olan Bahadır ve Yorgancı ailesi K veya L araçlarından birisiyle yola çıktığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tabloya baktığımızda 100 kilometrede 7 litre yakıyormuş. K aracı. O zaman 500 kilometrede 5 katı yani 35 litre dizel yakacak. 35 ile 6'yı çarptığımızda 210 TL'lik masraf olacak. L marka araçla da giderlerse eğer 500 kilometrelik yolu 100 kilometrede 6 litre ise 500 kilometrede 5 katı yani 30 litre benzin yakacak. Bunları da çarptığımızda 186 TL yapıyor. Burada baktığımızda K marka araçla 210 liralık, L marka araçla 186 liralık bir gider var. K aracı ile yola gidilirse 24 TL daha fazla ödenir diyor. 210'dan 186'yı çıkardığımızda 24 TL yapıyor. Dolayısıyla cevap A. Bir diğer sorumuz ile devam edelim. Televizyonda son dakika haberini sunan spiker şu konuşmayı yapmıştır. Alınan son dakika bilgisine göre yılbaşında memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre Aralık ayında 3000 TL maaş alan bir memur Ocak ayında 3600 TL maaş alacaktır. Yukarıdaki haber izleyen Mahmut Öğretmen Aralık ayında 2400 TL maaş almış ve Ocak ayında alacağı maaşı hesaplamaya çalışmıştır. Buna göre Mahmut Öğretmen'in Ocak ayı maaşı kaç TL olacaktır? Burada iki tane bizim oran bulup bu oranları eşitleyip verilmeyen değeri bulmamız gerekiyor. Zamsız maaş 3000 TL, zamlı maaş 3600 TL, zamsız maaş 2400 TL ise zamlı maaş kaç liradır? Burada x'i bulmak için yapacağım şey içler dışlar çarpımı yapmak. Yani x eşittir 2400 çarpı 3600 bölü 3000. 600'e böldüğümüzde 4 olur. 5 olur. 5'e böldüğümüzde 720 olur. 720 ile de 4'ü çarptığımızda 2880 TL olarak bulunur. Cevap C. Bir diğer sorumuz ile devam edelim. Kaan evinin dış cephesini boyamaya karar veriyor. Boyama için yapılacak harcama, boya miktarı ve boyama süresiyle ilgili araştırmalar yapan Kaan Bey, araştırma sonucu elde ettiği bilgileriyle aşağıdaki tabloları oluşturuyor. Tablolardaki oluşturduğu verilerin kendi içinde orantılı olduğunu anlayan Kaan Bey, evini 5 saatte boyamıştır. Buna göre Kaan Bey'in bu iş için harcaması gereken tutar kaç TL'dir? 5 saatte boyadığını biliyoruz biz. Normalde 2 saatte 10 kutu boya harcıyormuş. 2 saat bölü 10 kutu eşittir. 5 saat bölü x kutu. Buradan baktığımızda 2'nin 5 katı zaten 3'ün 5 katı 6'nın 5 katı 8'in 5 katı sürekli 5 katı kadar. 5'in 5 katından 25 kutu boya kullanacak. 6 kutu 150 lira ise 6 bölü 150 eşittir 25 bölü y. Buradan da y'yi bulmak için işler işler çarpımı yaptığımızda 6y eşittir 25 çarpı 150. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 6'lar burada gitti. 150'yi 6'ya böldüğümüzde 25. Buradan da y eşittir. 25 çarpı 25'ten 625 TL olarak bulunur. Cevap D. Bir diğer sorumuz ile devam edelim. Pelin, pasta tariflerini yaptığı defterde kakol kek tarifinin not alındığı bölümü açıyor. Pelin defteri açtığında kakol kek tariflerinin yazılı olduğu bazı bölümlerdeki sayılar silinmiş olduğundan okuyamamıştır. Pelin kişi sayısı ile orantılı olacak şekilde kakol kek yapımında kullanılacak olan malzemelerden not defterinde okuyamadığı silik kısımları bulmak istiyor. Buna göre not defterinde okunmayan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? Kişi sayısı ile orantılıymış malzemeler. Dolayısıyla 6 kişiye 120 gram şeker kullanıyorsa 4 kişiye kaç gram şeker kullanır? Yani 6'nın 20 katıysa 4'ün 20 katından 80 gram şeker kullanacak. Baktığımızda A şıkkında ve C şıkkında var. B ve D gitti. Ya 100 mililitre. 4 kişiye 100 mililitre yağ kullanıyorsa 6 kişiye ne kadar kullanır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda ya da 4'ün 25 katı, 6'nın 25 katı 150 mililitre yağ olacak. Buradan baktığımızda C de var. Un 6 kişiye 900 gram, 6 kişiye 900 gram un ise 4 kişiye kaç gram un deriz? 6'nın 150 katı, 4'ün 150 katı da 600 gram un olacak. Cevap C olarak bulunur. Bir diğer sorumuz ile devam edelim. Ayşe Hanım un, şeker ve yağ maddelerini yağ bölü un eşittir 2 bölü 5, un bölü şeker eşittir 3 bölü 2 oranlarında kullanarak un helvası yapacaktır. Buna göre Ayşe Hanım 620 gram un helvası yapmak için kaç gram şeker kullanmalıdır? Burada verilen oranlarda iki oranı da birbirine bağlayan değer un. Burada un 5 ile oranlı. Burada un 3 ile oranlı. Dolayısıyla bizim buradaki unun miktarlarını, unun oranlı olduğu miktarları eşitlememiz gerekiyor. E 5 ile 3'ün ortak katı 15. O zaman burayı ben 3 ile genişletirim. 6 bölü 15 olur. Burayı 5 ile genişletirim. 15 bölü 10 olur. Yani ben yağı 6x kullanıyorsam un 15x'tir. Şeker 10x'tir. Burayı da topladığımızda 6x, 15x daha 21x, 10x daha 31x eşittir. 620 ise x eşittir. 20 olarak bulunur. Bizden şeker miktarını istiyor. Şeker miktarı 10x'ti. 10 x'ti. 10 çarpı 20'den 200 gram şeker olarak bulunur. Cevap B. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün son sorusu ile devam edelim. Bir işçinin maaşına ilk 6 ay ile son 6 ay olmak üzere yılda 2 kere zam yapılmaktadır. Maaşı 2400 TL olan işçinin maaşı ilk 6 aylık zamla 3000 TL olmuştur. İşçiye ilk 6 aylık yapılan zam oranı ile son 6 aylık yapılan zam oranı eşit olduğuna göre işçinin ikinci zamdan sonraki maaşı kaç TL'dir? Bizim burada yapmamız gereken şey iki tane oran bulup bu oranların eşitliğinden gitmek, yani oran orantıdan. Dolayısıyla ilk oranımız zamsız maaş bölü zamlı maaş. Yani zamsız maaşımız 2400 bölü zamlı maaşımız 3000. Eşittir. İkinci altı ayda zamsız maaşımız 3000, zamlı maaşımız ne kadar bilmiyoruz. 2400'ü de 3000'i de 600 ile sadeleştiririz. 600'e böldüğümüzde 4, 600'e böldüğümüzde 5. E 4'e böleriz burayı 1, 3000'i 4'e böleriz 750. Buradan işler işler çarpımı yaptığımızda x eşittir yani zamlı maaş eşittir 3750 TL olarak bulunur. Cevap B. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.